Selam hidayete tabi olanlara, selam zamanın nemrutlarını aldırmadan çağımız putlarını kıran günümüz İbrahimlerine. Selam küfrün merkezinde olmayı kirlenme nedeni saymayan, temiz kalmayı zaman ve mekanla sınırlamayan tüm asiyelere. Selam küfrü, zulmü, şirki, fıskı, günahı, fitneyi sadece tarihin derinliklerinde aramayıp bugünün imtihanının farkında olanlara. Selam, geçmişi ilahlaştırıp geleceği putlaştırmayan, Allah'ın Resulünü Kur'an'ın tanıttığı biçimde algılayan dengeli müminlere. Selam, mazlumlara, ezilenlere, fakirlere, gariplere, yetimlere, yolda kalmışlara, muhacirlere, ensara, imanlarını yaşamları ile yaşadığı döneme şahit gösteren şehitlere. Selam, muhtaç olduğu halde onurundan istemeyip durumunu sadece alemlerin Rabbine havale edenlere. Selam sağ eliyle verdiğini sol elinin bilmediği, karşılık ve teşekkür beklemeden verenlere. Selam yaşam mücadelesi ile kendinden sonraki nesillere örnek olan o kutlu elçiye. Onun mücadelesine bütün varlıkları ile inanıp saadet asrının bir ütopya olmadığını gösteren arkadaşlarına. Bütün zorluklara rağmen yaşamları ile onu örnek alıp ona cennette dostlar olmaya aday müminlere. Ve selam şu anda bize evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında kulak veren tüm dost ve dinleyicilere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dostlar, kıymetli dinleyiciler. Rabbimiz lütfetti. Bir geçmişin aynası programı ile daha birlikteyiz. Amacımız, gayretimiz, çabamız sahibimizi razı etmek. Günü ve dünü, günün dünden yansımalarını vahyin bak dediği yerden bakarak anlamlandırmaya çalışıyoruz. Müslümanın edilgen bir yapısının olmadığını, aktif ve dönüştürücü bir konumda olması gerektiğini Rabbimiz bizden istemektedir. Çünkü vahyin yaptığı da tam da budur. Rabbimizin istediği şekilde hayatı inşa etmek. Vahiy ile inşa olanların Rabbimizin verdiği basiret ve furkan ile artık sapmalarına imkan yoktur. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışı, vahiy ile inşa olanların sahip olamayacakları bir anlayıştır. Çünkü Rabbimiz Ali İmran suresi 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ buyurmaktadır. İçinizden iyi ve yararlı olanı davet eden, doğru ve iyi olanı emreden ve kötülüklerden sakındıran bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır buyurulmaktadır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biri bir kötülük gördüğünde gücü yetiyorsa eliyle düzelsin, yetmez ise diliyle düzelsin, onu da yapmazsa hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. Fakat bu imanın en zayıf mertebesidir buyurmaktadır. O halde bize ve Müslümanlık iddiasındaki herkese düşen kendilerine sunulan her şeyi sorgusuz sualsiz kabul etmek değil, yanlış olduğu, fıtrata aykırı olduğu her halinden belli modern zaman hurafelerine karşı uyanık olmak ve onlarla Kur'an ile mücadele etmektir. Sevgili dostlar, kıymetli dinleyiciler, hepinizin bildiği gibi bugün 7 Mart, yarın ise 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü diye kadınlara verilmiş bir rüşvet var önümüzde. Modern Batı düşünüşünün ilerlemeci bakış açısı ile ilker bir halden bugün eşit hale getirdikleri iddiasındaki kadınlara karşı verilmiş bir sus payı. Dünyanın bir günlük gündemine aldıkları kadın ve sorunları bugün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bugünkü programımızda Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın hakları, feminizm ve kadınlar gününün geçmişin aynasından görünümüne bakacağız inşallah. Programımızla ilgili görüş, öneri, istek, dilek ve katkılarınızı Geçmişin Aynası Radyo Denge Facebook adresine ve radyomuzun 235-32-32 numaralı telefonuna yapabilirsiniz. Yarın Kadınlar Günü'ymiş. Bütün dünya bugünü büyük gösteri ve etkinliklerle kutlayacakmış.
kadını ezen, daha önce insan olduğunu bile kabul etmeyen, onu onursuzlaştıran, kişiliğiyle değil dişiliğiyle var ve kabul eden Batı medeniyeti lütfetmiş. Kadınlara bir gün hediye etmiş. Kutlu mübarek olsun kabul edenlere tabii ki. Amerika ve bazı gelişmiş ülkelerde doğum izninin sadece 3 ay olduğunu biliyor muydunuz? Oysa İslam annenin çocuğunu 2 sene emzirmesini buyuruyor. Bakara suresi 233'te Rabbimiz, anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirsinler. Bu emzirmeyi mükemmel şekliyle uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak babanın görevidir. Hiç kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulamaz. Çocuk söz yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir buyuruyor Rabbimiz. Günümüz tıp ve psikoloji ilmi her çocuğun ilk 2 yılında kişilik ve karakterinin gelişip kemale erdiğini açıklıyorlar. Demek ki Rabbimiz bir şey buyuruyor ise onda akıl sahibi ve düşünenler için bir fayda ve öğüt vardır. O zaman buradaki çağımız bebeklerine yazık ki ne yazık. Çünkü çalışan anneler kariyerlerini çocukların bakımı dolayısıyla sekteye uğratıp rakiplerinin gerisinde kalmamak için ne demekse çalışan kadın, bu da özellikle durulmalı. Sanki evde aile ve çocukların işlerini ve eğitimini üstlenen anneler sanki çalışmıyorlar, sanki yatıyorlar da böyle bir kavram da var. Daha 3 aylık iken yuvaya gitmeye başlıyor çocuklar. Ve 2 yaşına gelene kadar her şey maddi değerlerle ölçüldüğü için orijinalinin yerini asla tutmayacağı için 50 tane yuva veya bakıcı değiştiriyorlar. O yüzden Batı'nın bu bakış açısıyla yetişen çocuklar da görülüyor ruhsal rahatsızlık ve çok kişilik problemleri. Ne kadar inkar edilmeye çalışılsa da, ne alakası var canım denilse de, cahili medeniyetinde her zaman bulunan ama son günlerde gündem olan kadın ve kızların başına gelen, hepinizin özellikle son günlerde gördüğü, izlediği, seyrettiği vahşi tecavüz ve cinayet olaylarının nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi de bu kimliksiz, anne sütünden ve merhametinden uzak, çok kişilikli ruhsal krizler içinde büyüyen neslin varlığıdır. Bunu görmek istememek o kadar da basit mi demek, alışılan, kanıksanan ve asla vazgeçmeyi düşünemediğimiz yaşamın bize dayattığı bir paradokstur. Kadınları taciz eden mi, onlardan nefret eden mi, sapık isteklerine karşı geldiğinde onları vahşice katleden mi, kendi kendine zarar verenler mi, ne isterseniz hepsinin örnekleri var günümüzde. Dinimizdeki ve dinimizle şekillenmiş kültürümüzdeki kadın hiç de bu nevzuhur medeniyetin belirttiği gibi değildir. Olamaz da. Olursa bu zaten dine ve kültüre ait olamaz, olmamış demektir. Yine aynı noktaya geldik kıymetli dostlar. Dönüp dolaşıp geldiğimiz aynı yer. Kendin olmazsan öykündüğün başkaları gibi asla olamazsın. Sadece onlara benzemeye çalışan taklitçi, aşağılık varlıklar olursun. Her şey bu paradigmayla ilgili, bu bakış açısıyla ilgili. Ne yönden bakıyorsan, hangi bakış açısıyla bakıyorsan hayatı o şekilde dizayn edersin. Hayatı o şekilde kurgularsın. Hayatı o şekilde yaşarsın. Şairin dediği gibi, bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bir helaldir işimiz, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam Müslüman. O zaman eşit kimliğe sahip kadın nasıldır, nasıl olmalıdır? Kadın dediğin kimliği olur, kişiliği olur, alnı açık, başı dik bir birey olur. Kadın dediğin kendisine inanır, kendisine güvenir. Kadın dediğin kibarlığıyla, zerafetiyle, kadınlık gururu ve kadınlık onuruyla yaşar. Kadın dediğin sevgi dolu, şefkat dolu, merhamet doludur. Kadın dediğin özü doğru, sözü doğru, yolu doğrudur. Her şeyden önemlisi kıymetli dinleyiciler, kadın dediğin anadır. Yani ümden gelen ümmettir.
Kadın olmadan Müslüman ahlaklı şahsiyetler yetişmez, yetişemez. Şahsiyet yetişmez, yetişemezse de ümmet olmaz. Kadın dediğin lütuftur, hikmettir, izzettir. Kadın dediğin tek kelimeyle iffettir. Kadın dediğin Hatice'dir, Aişe'dir, Nesibe'dir. Kadın dediğin Asiye'dir. Kadın dediğin özeldir, öznedir. Toplumun ortak malı değildir. Toplum zaten kadındır. Kadın kendini dişiliğiyle değil, kişiliğiyle ispat eder. Onun için tesettür vardır zaten. Tesettürde Rabbimizin muradı kadınlara dişiliklerinizi karşınızdaki muhatabınıza karşı örtün ki kişilikleriniz yani şahsiyetiniz tam olarak ortaya çıksındır. Bunun için Rabbimiz tesettürü emretmiştir. Tesettür kadınla erkek arasındaki ilişkinin adıdır aslında. Nasıl muhatap olacağımızı Rabbimiz tesettür ayetiyle bize göstermektedir. Kadınlarla erkekler tesettürleriyle şahsiyetlerini ortaya çıkarsınlar içindir tesettür. Kıymetli dinleyiciler, aziz ve muhterem dinleyiciler, bizim bakış açımız her şeyi belirliyor. Batının paradigmalarıyla, batının bakış açısıyla oluşturduğumuz hayatımız gerçekten de günümüz dünyasında bizi kuşa dönmüş değişik bir varlığa çeviriyor. Gerçekten de ne kuş ne tavuk olduğu belli olmayan garip hilkat garibesi varlıklar ortaya çıkıyor. Ne doğuluyum diyor, ne Müslümanım diyor, ne batılıyım diyor, ne Hristiyanım diyor. İki arada bir derede bir yaşam sürüyor ki bu da bence bütün aklı selim insanlarca görülmektedir ki normal bir davranış şekli değildir. Bu da insanı kişiliksiz, şahsiyetsiz ve silik hale getiriyor. Kendi olmasının önünü engelliyor. Kendi olmasının önündeki en büyük handikap bu olsa gerektir. Bir herhangi bir bakış açısıyla oluşan toplum veya herhangi bir bakış açısıyla oluşturulmuş bir yaşam insanı o kültüre ait, o topluma ait kılar. Ama bizim gibi başka bir medeniyete öykünen, başka bir medeniyetin, başka bir düşünüş şeklinin, başka bir bakış açısının derme çatma kurumlarını birleştirerek yeni bir medeniyet kurmaya çalışılması kadar insanı kötü duruma düşüren, insanı kişilikleştiren başka bir durum olmasa gerektir. Yani tıpkı organ nakillerinde olduğu gibi hani hepiniz bilirsiniz organını kaybeden insanlara değişik farklı insanlardan farklı kadavralardan veya bağış sahibi kişilerden organ nakledilir. Ve bu nakledilen organların büyük bir kısmı maalesef vücudun yeni gelen organı kabul etmemesinden dolayı gerçekleşemez. Organ nakli istediği verimi elde edemez. Neden? Çünkü organ nakli olacak vücut ayrı bir işleyişi olan, kendine özgü bir yapısı olan, her şeyle aynı olmasına rağmen kendine özgülüğü olan, kendine has, kendine özel, kendine özge bir kişiliği olan vücuttur. O diğer bir insandan, diğer bir kişiden alınan organı tam anlamıyla uyum sağlayamamaktadır. Her zaman bu geçerli olmamakta ama çoğu zaman asıl sebep o vücudun, o bünyenin diğer bünyeden gelen organı kabul etmemesinin arkasında yatan budur. Tıpkı bunun gibi bizim medeniyetimiz, bizim toplumumuz da aynı durumdadır. Batıya ait olan değerlerden bir kısmını batıdan, bir kısmını bizim kendi değerlerimizden, bir kısmını Hinduizmin değerlerinden, bir kısmını Konfüçyüzmün değerlerinden, bir kısmını Antik Yunan'ın değerlerinden, alarak oluşturulacak bir toplumun Türk toplumu, Müslüman toplumu inanmış bir toplum olması mümkün değildir. Olduğu iddiası ise tamamen insanların kendilerini kandırması gibi bir şeydir. Tıpkı bunu şöyle de izah edebiliriz. Bir araba yapacağız, bir araba tasarlıyoruz. Tasarladığımız arabanın bir parça motorunu Ford'dan alıyoruz. Tekerlerini Hyundai'den alıyoruz. Buna benzer
bir diferansiyelini başka bir markadan alıyoruz. Hepsini değişik markalardan alarak yeni bir otomobil çıkarttığımızı iddia ediyoruz. Bu otomobil gerçekten dört dörtlük, dört başı mamur bir otomobil olur mu? Sorunsuz bir otomobil olur mu? Tabii ki de böyle sorunsuz bir otomobil olması mümkün değildir. Bizim de kültürümüzü oluştururken diğer kültürlere ait kavramları, diğer kültürlere ait günleri hemen hiçbir eleştiriye tabi tutmadan aynen kabul etmek gerçekten de insanı onursuzlaştırıyor, şahsiyetsizleştiriyor ve insanı ve toplumu başka bir toplumun kulu, kölesi, sömürgesi haline getiriyor. Biliyorsunuz kıymetli dinleyiciler, Ortaçağ Avrupa'sında kadının insan olup olmadığı tartışılmış, cinsel kimliği kapatılmaya çalışılmış, evli kadın 18. yüzyıl ortalarına kadar para bile biriktiremiyor, mal sahibi olamıyor, o kocasına köle olmak zorunda. Batı'daki bu bozulma, Paulus'tan itibaren bozulmaya başlayan Hristiyanlık söyleminde kadının faaliyetleri dindarlık veya fesadı önleme adına engellerişleriyle birlikte Batı kültüründe kadının salt cinsel bir obje sayıldığı bir noktaya geliniyor. İşte feminizm denen karşı tepkiyi doğuran şey de esasen bu algısal durumdur. Feminist hareketler bu algısal duruma gösterdikleri tepkilerini erkek egemen diye niteledikleri bütün insanlık tarihiyle birlikte yalnızca erkeğe mal edilmiş, erkeği kollayıp gözetiyor saydıkları dinleri de suçlayıp reddetme noktasına götürüyor. Yani aslında bütün ateizmin de geldiği, ateizmin de çıktığı nokta aslında aynı şey. Kadını bugün çok kutsayan anlayışın da çıktığı nokta aynı nokta. İnsan Batı kültürü kendi kültürlerinin kötülüklerini, kendi kültürlerinin insana yaptıklarını bildiği için şu anda kendi kültürleri gibi zannediyorlar bütün kültürleri. İslam'ı da aynı şekilde kendi kültürlerindeki kötülükleri de İslam'da varmış gibi düşünüyorlar ki böyle bir şeyin olmadığını biraz araştırmayla her insanın bilebileceği, görebileceği bir gerçek. Batı'nın insana ve özellikle kadına yaptığı zulümler her alana yayılmış. Sanayi devriminden sonra çalışan kadınların çalışmaları karşılığında sadece karınlarını doyurabilmeleri ve kaybedebilecek bir şeyi kalmayacak konuma gelmeleri sonucu kadın hareketleri başlıyor. New York'ta tekstil sektöründe çalışan bir grup kadın düşük işçi ücretlerini protesto etmek amacıyla 8 Mart 1857'de gerçekleştikleri grev kadın harekatının önemli çıkış noktalarından biri kabul ediliyor. Bununla birlikte anlam ve önemi nedeniyle bu tarih aynı zamanda Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlıyor. Tabii ki bu Batı'nın kendi kültüründen çıkarttığı bir şey. Bizim onlara öykünmemiz neden? Bizde kadına bu şekilde bir zulüm olmamış ki. Hiçbir döneminde kadına böyle değer vermeme diye bir şey söz konusu olmamış. Ha tabii ki bazı insanların İslam'ın rivayet edilen her şeyi doğru kabul etmesinden kaynaklı bazı yanlış bakış açıları, yanlış algıları üzerine oturtmaya çalıştıkları Batı karşıtı, daha doğrusu kadın karşıtı bir İslam varmış gibi gösterme çabaları ise tamamen bir algı yönetimidir. Bir insanları bir şeye yönlendirme yönetimidir. Gerçekten de bizim bu konuda uyanık olmamız, aklımızı başımıza devşirmemiz ve kendi kültürümüzün kadına nasıl değer verdiğini, nasıl onları insanın üst noktasına taşıdığını bilmemiz gerekiyor. Peygamberimizin hayatına baktığımızda, sahabelerin hayatlarına baktığımızda kadına verdikleri değeri çok net olarak görüyoruz. Hepinizin bilmiş olduğu meşhur bir olay var. Peygamber Efendimiz Hudeybiye Anlaşması'ndan dolayı Hudeybiye Anlaşması yapıldığında Mekke'ye giremediğinde biliyorsunuz ki Müslümanlar Peygamberimiz tıraş olun diyorlar. Tıraş olmayı o andaki Mekke'ye girme özlemiyle yanıp tutuştuklarından Peygamberimizin Mekke'ye gireceğiz şeklindeki rüyasından da biraz umutlanarak yapmakta gevşeklik gösterdiklerinde Peygamberimiz çadıra giriyor. Karşısında annemiz Ümmü Seleme radıyallahu anhuma kendisini teselli ediyor. Diyor ki ya Resulallah üzülme, sen doğru bildiğini yap, kendin tıraşını ol, ihramdan çık, göreceksin ki bütün
sahabe, bütün arkadaşların da aynı şeyi yapacaklar. Onlar şu anda olayın şoku içindeler diyor. Peygamber Efendimiz gerçekten de kendisinin bu sözler karşısında sakinleştiği ve Hazreti Ümmü Seleme'nin sözünü aynen uyguladığı ve bunun sonucunda bütün sahabelerin birer ikişer tıraş olduklarını ve kadının istişare, peygamberimiz bir annemizle istişare sonucunda onun sözünü nasıl uyguladığını hep beraber İslam tarihini okuyunca görüyoruz. Şimdi bu anlayıştan kadının insan yerine konmadığı, ruhunun olup olmadığının tartışıldığı Batı medeniyetinin kadına bakışını konuştuğumuzda gerçekten de biz bizden habersiziz. Biz kültürümüzden habersiziz. Biz bizden önceki neslimizin, atalarımızın kadına nasıl değer verdiğini bilmiyoruz. Onların diliyle konuşuyoruz. Onların kılıçlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten de Beşeri İdeolojilerin Günümüz Kadın Üzerindeki Etkileri isimli Hayriye Bican kardeşimizin güzel bir yazısı var. Bu eksende konuyu işlemeye devam edeceğiz inşallah. Bugün toplumsal değişimin en önemli aktörlerinden birisi olan kadın sorununu konuşuyoruz. Beşiği sallayan el dünyayı sallar söylemiyle ifade edilen hassas güçten kadından konu açacağız. Toplumsal değişmelerdeki kadın rolünü ve kadın gücünün göz önünde tutmak gerekiyor. Kadın toplumun kalbidir. Kadın toplumun aynasıdır. Kadın unsuru tüm boyutlarıyla düzeldiğinde toplumda güzelleşir. Toplumda toplum haline gelir. Kadını yetiştirirsen aslında bir toplum yetiştirirsin. Bir nesil yetiştirirsin. Ama kadını boş bırakırsan, kadını yetiştiremezsen, kadını İslam'ın ve Allah'ın vahyinden uzak tutarsan, kadının eline dinamit vermiş olursun. Neden? Çünkü bundan sonraki nesli oluşturacak kimse kadındır. Ailede yetişecek çocuk ondan sonraki toplumu oluşturacaktır. Toplum mühendisliği yapan her kurum ve kuruluş bu etkin gücü çok iyi biliyor. Dünya üzerindeki şer odakları bu hassas gücü çıkarları için oldukça başarılı bir şekilde kullanıyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Son yıllarda sıkça duyduğumuz kelimelerden birisi de hepinizin bildiği gibi globalleşme. Kavram olarak küreselleşme, modernizasyon sürecinin bir parçası olarak 20. yüzyılın son çeyreğinde ve Doğu blokunun yıkılmasından sonra tek kutuplu bir dünyada zuhur eden bu kültürel sistem, dünyanın somut bir biçimde tek bir bütün olarak yapılaşma sürecini anlatıyor. Global kültür, bütün dünyayı kuşatan çok geniş kapsamlı bir enformasyon sisteminin varoluşu, küresel tüketim modellerinin doğuşu, kozmopolit yaşam tarzlarının gelişimi, kültürler arasındaki karşılıklı ilişkilerin bütün dünyayı etkileyen boyutlara varmasının sonucu olan bir süreç ya da olgular olarak tanımlanabilir. Günümüzde dünyanın dümeninde aktör olarak bu kavram bulunuyor. Bildiğiniz gibi küreselleşme bütün dünyayı çekip çeviriyor, her şeyin aynı olarak gerçekleşmesini sağlıyor. Malum olduğu üzere günümüz dünyasında artık kıtalar, coğrafyalar, ülkeler, şehirler, hatta mahalleler ve köyler de dünyadaki bütün gelişmelerden bağımsız değil. Onun için globalleşmeyi tarif ederken dünya küçük bir köye döndü ifadesini hepiniz duymuşsunuzdur. Adeta dünya tek bir merkezden yönetilmekte. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzdeki interaktif iletişim ve haberleşme ile de birlikte dünya toplumlar arası aynılaşma yaşanmakta. Yani bütün toplumlar sanki aynı toplummuş gibi bir noktaya gidilmekte. Bu durum kimliklerin silikleşmesine neden olurken beraberinde de hepimizin eleştirdiği, hoşlanmadığı tek tipleşmeyi getiriyor. Kültürlerin yok olmasına neden oluyor. Bununla da tüm dünyada batılı bir fikir anlayışının hakim olması amaçlanıyor. Batı emperyalizminin yeni adıdır aslında globalleşme, küreselleşme. Dünya istikbarının fikir ve emellerini yeni bir pazarlama biçimidir de diyebiliriz küreselleşmeye. Globalleşen dünyanın temel kavramlarının başında modernleşme geliyor. Diğer genel geçerli olan kavramların hepsi bu modernleşme kavramına direkt bağlı. Günümüz dünyasına şekil veren demokrasi, laiklik, sekülerizm, kapitalizm, sermayenin en temel üretim aracı olduğu için ekonomik sistem, liberalizm, özgürlük ve bireylerin özgürlüğü, feminizm gibi kavramlar modernizmin saha çalışmasının yardımcı elemanları. Yani modern bir dünyanın batının anladığı anlamda şekillenmesini sağlayan yukarıda saydığımız her şey.
Modernizmin hayatta yer etmesi için tam bir uyum içinde çalışıyor bu yukarıda saydığımız nedenler. Bu ideolojilerin hepsinin bir kişi telakkisi ve ahlak anlayışı var. Genel karakteristik özelliklerini Tanrı'dan bağımsız olmalarından alıyorlar. Yani Batı kültürünün, Batı modernleşmesinin bir tane kavramı bir kelimeyle özetle dendiğinde söylenecek şey aslında Allah'tan bağımsız bir yaşam tasarlamaları. Modern kelimesi Latince modernus ve modo'dan türemiş, hemen şimdi anlamında. Yani hemen şimdi, şu anda. Modernizmin bugünkü anlamını kazandığı dönem daha çok 18. yüzyıl. Modernleşme Batı kültürüne ait bir kavram. Deminden beri, bu programımızın başından beri, hatta bütün programlarımızdan itibaren söylediğimiz şey bu aslında. Batı'ya ait kavramların bize aitmiş gibi pazarlanması, sunulması ve kabul edilmesi sorunların da aslında kaynağı. Kaynağı bilmezsek çözümü bulmamız mümkün değil. Modernleşme Avrupa'da Rönesans ile başlayan bir süreç. Batı'nın geleneksel değerlerine ve normlarına, Hristiyanlık ve dine karşı başkaldırı. Yani modernleşme Hristiyanlığa bir başkaldırı. Bilim, ahlak ve sanat alanlarının birbirinden ayrılması modernlik projesinin temelini oluşturuyor. Artık bilmek ve inanmak birbirinden farklıdır modernleşmeye göre. Modernizm, ortaçağ skolastik düşüncesinin karşıtıdır. Descartes'la başlayan bu süreç, modern felsefenin merkezinde Tanrı değil, insan vardır. Teolojiden tümüyle bağımsız olan modern felsefe, insan merkezlidir. Nitekim Rönesans ve aydınlanma felsefesine damga vuran akım da hepinizin bildiği gibi hümanizm. İnsancıllık ne demekse, postmodern ise modernizmin üstü, post Latince'de sonra anlamına geliyor. Yani modernizmin sonrası. Postmodernizm kapitalist kültürde ya da genel olarak Batı dünyasında 20. yüzyılın son çeyreğinde resim, edebiyat, mimari gibi güzel sanatlar alanlarında ve bu arada özellikle felsefe ve sosyolojide belirgin hale gelen hareket, akım ve durumu ifade ediyor ki bugün yaşadığımız durum aslında postmodern bir durumu ifade ediyor. Postmodern toplum, bilgisayar, enformasyon, bilim, bilimsel bilgi, ileri teknoloji benzeri ögelerle belirlenen toplum türü. Her şeyden önce teknolojinin yarattığı imajların ve bilgi çağının toplumu. Kontrollerin bilgisayarda olan ve teknokratlar tarafından yönetilen bir toplum, postmodern bir toplumdur. Batı'ya ait modernlik ideolojisi kul fikri ve bu fikrin dayanağı Tanrı fikrinin yerine insan aklını koyuyor. Zaten ayrışmanın nerede olduğunu bilirsek paradigmamızı ona göre oluştururuz. Paradigmanın Batı'dan alınması demek, Batı'nın anlayışıyla, Batı'nın bakış açısıyla bir şey ifade etmeye çalışmak aslında meselenin ne kadar arka planın olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Her şey bir medeniyetle ortaya konulan şekilde ortaya konması gerekiyor ki doğru anlaşılsın. Batı'nın bakış açısıyla insan aklının ön plana çıkması modernizmin en önemli unsuru. Onun için Müslüman modernizme karşıdır. Postmodernizme de karşıdır. Çünkü İslami bir altyapısı, İslami bir arka planı yoktur modernizmi ve postmodernizm. Modernizm Batı toplumlarının yaşadığı doğal bir süreci tanımlamakta. Bundan dolayı küreselleşme sonucunda Batı kültürünün egemen kültür haline gelmesi ve yaygınlaşması sonucunda modernizmin ve postmodernizmin sadece Batı'ya özgü kavramlar olduğunu söylemek artık son zamanda çok da mümkün değil. Niye? Çünkü bütün toplumlar Batı'yı taklit ede ede Batı'dan başka hiçbir medeniyetin olmadığına inandırla kendileri de bu süreçlere dahil oluyor. Modernleşme projeksiyonu her şeyden önce laik bir hareket olma özelliği de taşıyor. Çünkü o kadar geniş bir coğrafyada insanların postmodern bir toplum haline getirilmesi için laik, dinin hiçbir şeye karışmadığı bir ortamın oluşturulması gerekiyor ki bu da oradan kaynaklıyor. Yine modern felsefenin ortaya çıkardığı ideolojilerin tümü dini hayattan uzaklaştırarak birkaç ritüele indirgemek için çalışıyor. Din birkaç tane, işte Müslümanlar için söyleyecek olursak namaz kılarsın, ömründe bir defa hacca gidersin, mümkünse umre yaparsın, sen iyi bir Müslümansın, geri kalan alanda güzel bir modern bir insan olduğunda
aslında iyi bir Müslüman veya Hristiyan için de aynı şekilde pazar ayinine gidersin, Paskalya'nı kutlarsın, modern bir insan olmuş olursun. Bu anlamda kavramlar bağlamından kopartılarak muhtevayı bozduklarından modernitenin amacı insanı gelenekten kopararak moda olana, popüler olana yönlendirmektir. Kapitalistleşme ve onun zihinsel uzantısı olan modernleşme süreçleri yeni toplumsal değişimlere gereksinim duyuyorlar. Modernizmden etkilenen Doğu toplumlarında kendi öz kültürlerinden kaynaklanan gelenek ve Batı kültürüyle etkileşim sonucu oluşan yenilik arasında çatışmalar, kutuplaşmalar oluşuyor. Kendine has olmayan, kendi dinamiklerinden kaynağını almayan bir değişim süreci geçiren Doğu toplumlarında, Türkiye'de bu grupta tabii ki, modernizm ve postmodernizm sosyokültürel bilinçte ciddi kopmalara ve travmalara yol açıyor. Modernleşme hareketleriyle Avrupa kendini şekillendirirken Doğu olarak tanımladığı uygarlıklara karşı emperyalist, oryantalist, sömürgeci ilişkisini sürdürmeye devam ediyor. Asla Batı Doğu'yu sömürmekten vazgeçmiyor. Batı'nın kendi dışındaki toplumlarda kurmuş olduğu ilişki öncelikle egemenlik ilişkisi. Bunu iyi kavramamız gerekiyor. Yani Batı hakim olma amacında, yönetme amacında, kendi menfaatini sürdürme amacında. Biz ise güya onlar gibi iyi bir noktaya ulaşmak için onların her şeyini almak gerekir anlayışıyla kendimizi mahvediyoruz. Oryantalizm iklimi çerçevesinde gelişen modernleşme sürecinde kadın konusu toplumsal dönüşümün ayrıcalıklı konusu. Bunu bu şekilde tespit ettiğimizde kadın üzerinde oynanan oyunları çok daha iyi anlayabiliriz. Küreselleşen ve yeniden şekillenen dünyada kadını konuşmak aslında birçok konuya da değinmek demektir. Yani sadece kadın konusunu ele alacağım, kadını anlatacağım, kadına baskıyı, kadına şiddeti, kadının ezilmesini, kadının sömürülmesini anlatacağım diye bir şey yok. Batı toplumunu, Batı medeniyetini anlamak için bütün kurumlarıyla Batı medeniyetini, Batı paradigmasını anlamamız gerekiyor ki kadın meselesini de güzel bir şekilde anlayalım. Yoksa sadece işte körün fili tarifine benzer bu. Filin hortumuna elleyen kör, fili hortum gibi tarif ederken işte filin dişine dokunan kör fili bir fil dişi gibi tarif edebilir. Ayağına dokunan bir sütun gibi tarif edebilir. Onun için kadını sadece kadın sorunları bağlamında ele aldığımızda meseleyi anlayamamış oluruz. O bakımdan gerçekten de birçok kavramla iç içe olduğu için biz de bugün küreselleşme, modernite, postmodernite kavramlarını ve feminizm kavramlarının hepsini beraber ele alınması gerektiği için değiniyoruz aslında. Bu konudan ve kavramdan bahsederken ilgili olduğu belirli bir çerçeve içinde değerlendirmek gerekiyor. Ama konu kadın olunca birçok şeyle uzak ya da yakın ilgi içinde olduğunu görüyoruz. Kadın hakkında fikir beyan ediyorsanız erkek unsurunu, erkek hakkında fikir beyan ediyorsanız kadın unsurunu konudan bağımsız düşünmek mümkün değil. Çünkü insan dediğimiz şey erkek ve kadından oluşuyor. Kadını erkekten bağımsız ele alamayacağımız gibi erkeği de kadından bağımsız bir şekilde ele almak herhalde aklı olmayan insanların yapabileceği bir şeydir. Tıpkı bugünkü Batı felsefesinin tıbbı algıladığı gibi. Şimdi Batı felsefesinin bakış açısına baktığımızda tıpta hastalık nerede? Ciğerci, akciğer hastaysa Batı tıbbı sadece akciğeri tedavi etmeye yöneliyor. Vücudun bütünsel anlamda tedavisiyle ilgilenmiyor. Oradaki hastalığı izale ettiğini, ortadan kaldırdığını düşünüyor ama ardından böbrekler iflas ediyor, ardından karaciğer iflas ediyor. Bütün olarak ele almadığı için büyük bir drama neden oluyor. Aynı durum sosyal konular için de geçerli. Yani Batı'nın bakış açısında pozitivist bakış açısında bunların çok boyutlu olarak birçok örneğini görebiliriz. Görüyoruz da zaten. Onun için meseleyi güzel anlamak, meseleyi güzel kavramak aslında Batı'yı bütün kurumlarıyla, paradigmalarıyla anlamaktan geçiyor. Onu tam olarak anladığımızda kültürümüzün, İslam'ın ne kadar büyük bir güç ve kültür olduğunu çok daha net bir biçimde anlamış oluyoruz.
Toplumların geçirdiği değişim süreçlerinde fert de mutlak surette etkileniyor doğal olarak. Bunun aksini düşünmek söz konusu değil. Bu durumda günümüzde ortaya çıkan yeni durumlara karşı nasıl pozisyon almalıyız, nasıl davranmamız gerekiyor? Gelişmeler karşısında nasıl bir bakış açısına sahip olmalı? Müslüman kadın vahyin perspektifine uygun olarak nasıl davranmalı? Bunu belirlememiz gerekiyor. Değişimin ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve dini boyutları var. Her değişimde bu boyutlar var. Her türlü değişimin merkezinde sosyal ve kültürel ögelerin yer alması kadar doğal bir şey de yok. Kadın unsurunu tehdit eden en önemli etken de sosyo-kültürel değişmeler. Sosyal hayatın hemen her yönü de bu değişmeden etkileniyor. Toplumun her kesiminden aklı selim insanlar, ahlaka mugayir, yeni oluşumları, hayat tarzlarını, sosyal görünümü eleştiriyor. Rahatsızlığını ve itirazlarını belirtiyor doğal olarak. Bu değişim sürecinin içinde yaşıyoruz. Hepimiz bu değişimi görüyoruz, yaşıyoruz. Hayatımızın içinde aslında bu değişimin gelişim çizgisini biliyoruz. Eleştirel yorumlarla doğru olanı geliştirmek için çabalıyoruz. Ama çocuklarımız bu değişimin içinde doğup büyüyor. Müslüman kadınlar bunun farkında olmalılar. Plan ve programlarını da bu şuurla yapmalıdırlar. Ahtapot gibi toplumu saran bu olumsuz değişim ve dönüşümden en az yarayla çıkmak için Müslüman kadınlar olarak kimlik ve kişilik ve şahsiyet geliştirme ve koruma çalışmalarının içinde yer almalı Müslüman kadınlar. Çünkü kendisi bu sürecin yıkıcı, yakıcı, yok edici etkilerinin farkında olması bir şey değiştirmiyor. Çocuklarımız bu postmodernizm ve postmodernizmin kıskacı altında ve onların baskısı altında büyüyor. Kendimizin farkında olmamızın bir anlamı yok. Çocuklarımız kaybedilebilir. Çocuklarımız elden çıkma noktasına gelebilir ki bugün belki de Müslümanların içine düştükleri en büyük handikapın bu olduğunu söylemek abartı gibi gelebilir ama kesinlikle abartı değil. Bugün şuurlu, bilinçli, farkında olan Müslümanların çocukları maalesef bu yıkıcı, yok edici modernizmin etkisinden kurtulamıyorlar. O etkide doğup, orada büyüyüp, orada gelişiyorlar. Bütün gelişim süreçlerini orada tamamlıyorlar. Onun için Müslüman kadının rolü daha da artıyor. Özellikle kişiliğin geliştiği ilk 5 yıl, 6 yıl nasıl önemli olduğunu hepimiz bildiğimize göre kadınımız, Müslüman kadın çocuğunu bu en azından toplumsallaşmanın en az olduğu, aileyle iç içe olduğu bu dönemi çok iyi değerlendirmeli. Zihinsel altyapısının, çocuğunun zihinsel altyapısının gelişmesini olumlu yönde tamamlaması için çaba sarf etmelidir. Bunu yaptığında belki bir nebze olsun bu yıkıcı, yakıcı, yok edici modernizmin etkisinden çocuklarımızı kurtarmış oluruz. Fikir ve düşünce kadının kimlik ve kişilik kazanmasında çok önemli faktörlerdir. Şahsiyetini İslami düşünceye göre inşa eden kadın, iman ve amelini, aklını ve fikirlerini fıtri bozulmalara karşı paratoner yapmalıdır. Bunu yaparsa hiçbir sorun kalmaz. Kültürel yozlaşmaya karşı korunmak için tedbirler alan kadın, kimlik bunalımı da yaşamaz. Değişen dünyada kadının dinamizmini haktan ve adaletten yana hareketlendirmek istiyorsak, İslami bilgiyle bir kimlik geliştirmek ve bu tip çalışmalarda yapmak zorundayız. Hem bireysel hem de toplumsal alanda somut eylemler ortaya koymak zorundayız. Bir iki cümleyle kişilik ve kimlik ne demektir? Bunu tespit etmeliyiz ki kişilikli ve kimlikli insanlar yetiştirelim. Kişilik, kişinin dışarıdan görünen halidir. Yani insanın görüntüsüyle oluşturduğu imajdır. Yani varlığın dışarıdan algılanmasıdır kişilik. Kimlik ise insanın kendisini nasıl algılayıp kiminle özdeşleştirdiğine göre anlam kazanan olgu ve değerdir. Varlığın kendi kendisini tanımlamasıdır. Müslüman kadın şahsiyetinin oluşması için önce kişi kimliği bulup, yani iman edip içinde bulunduğu hale, taşıdığı kimliğe uygun bir yaşam felsefesi, fikri oluşturarak kendisini tanımlamalıdır. Daha sonra da kimliğini korumak için nasıl davranması gerektiğini öğrenerek, bu minval üzere davranışlar ortaya koyarak şahsiyet gelişimini sürdürmelidir. Tarihin her döneminde kadın meselesi hep tartışmaların odağında olmuştur. Lehte ve aleyhte görüşler serdedilerek kadın için tarifler yapılmıştır. Bir Müslüman olarak konuya baktığımızda en güzel tanımın
Rabbimiz tarafından yapıldığını görürüz. Rabbe kul olmak her mümin için kurtuluş kapısıdır. Eğer kadın kulluk şuuruna erişirse, şer odakların, küresel emperyalizmin ve bunun gibi çevrelerin kadın adına yaptığı subjektif tanımlamaların tılsımına da asla ve asla kapılmaz. Kime kul olduğumuzla ilgilidir mesele. Allah'a kul oluyorsak sorun yok. Allah'a kul olmuyorsak başkalarına, başka insanların yönlendirmelerine kul oluyoruz demektir. Müslüman kadın kendisiyle ilgili sorulara modern dünyanın yaygın dili ve mantığı üzerinden yola çıkarak popüler yaklaşımlar ile doğru cevap bulamaz. Müslüman kadın insan aklının ürünü olan Allah ile insan arasını açan ve insanı tanrı ilan eden ideolojilerin söylemleriyle doğru yaklaşıma ulaşamaz. Müslüman erkek de ulaşamaz. Sadece Müslüman kadın değil. Müslüman kadın kapitalist, rasyonalist, pozitivist, feminist fikir kalıplarıyla sorunlara çözüm bulamaz. Her Müslüman kadın ve Müslüman erkek Kur'an ve sünnetin dilini, yani vahyin dilini çok iyi okuyup anlamalı ve bu dil ile kendisini ifade etmelidir. Yani programımızın fragmanında da geçtiği gibi vahyin bak dediği yerden bakmalıdır ki gerçeği görebilsin. Modernizmin kadın konusunda iddia ettikleri kadına gerçek anlamda bir yarar sağlamamıştır. Yaldızlı biçimde sunduğu söylemleri ilk etapta kadına cazip gelse de kısa sürede maske düşerek arkasındaki gerçek maksat ortaya çıkmakta, kadını onun dedikleri şekilde hareket ettiğinde rezil edici, rüsva edici ve toplumun en dışlanmış haline getirici konuma getirmektedir modern dünya. Modernizmin insanın zihnini karartan, gönlünü daraltan, yanıltıcı, yalancı yüzünden emin olmak için Müslümanlar, Müslüman kadın ve Müslüman erkek öncelikle zihin temizliğine girişmeli. Sokrat'a dünyayı düzeltmek için ne yapardın diye sorulmuş. Ne demiş biliyor musunuz? İşe kavramları düzelterek başlardım demiş. Yani bugün bizim de yapmamız gereken aslında içi boşaltılmış, koflaştırılmış, içeriği kaybolmuş kavramlarımızı gerçek anlamlarına dönüştürmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak gerçekten de Allah'ın istediği şeyi yapmamış oluruz. Bütün kavramlarımız ele geçirildi. Biz artık Batı'nın kavramlarıyla konuşur, Batı'nın kavramlarıyla düşünür hale geldik. Onların gerçek olduğu konusunda kendimizi inandırdık. Toplum bize bunu inandırdı, dünya bunu inandırdı. Biz bir an önce vahye dönmeliyiz ki bu kavram karşısından kurtulmak, zihin kirliliğinden arınmak zorundayız. Bizim asıl sorumluluğumuz da bu. Böylece zihni kaymalar, algı bulanıkları, bulanıklıkları ve toplumsal değişim olumsuz yönde etkilenir. Evet kıymetli dinleyiciler, şimdi biraz hızlı geçtik ama konuşmanın seyri içinde bir kısa parça arası verelim, ardından reklamlarla programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet kıymetli dinleyiciler, sevgili dostlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bağlamında Müslüman kadın ve dünyada kadın konusunu işlediğimiz Geçmişin Aynası programımız devam ediyor. Müslümanların bakış açısının ne olması gerektiğini, dünyaya ve zamana, ana nasıl bakmamız gerektiğini programımızda genel anlamıyla işliyoruz. Müslüman kadın İslami kimliğini zedeleyecek her türlü bilgi, düşünce ve söz ve davranıştan uzak olmalıdır ki kendini koruyabilsin. Kimlik kaybına uğramamak, sosyal baskılara yenik düşmemenin yolu Müslüman kadın için de erkek için de Allah'ın kitabına ve peygamberimizin sünnetine bağlılıktan geçer. His ve heveslerin Kur'an ve sünnete tabi kılınması, başı bozukluğun ve kargaşanın yok olmasını sağlar. Ancak bu şekilde kendimizi koruyabiliriz. Müslüman kadın düşünce ve söylemlerinden modernizmin izlerini silip atmalıdır. Zihni yanlış düşünce kalıplarıyla dolu olan kişinin fikir dünyasını temiz anlayışlara açması beklenemez. Yani zihrinin pisliklerle dolu olması, tıpkı pislikler içindeki bir kabın içindeki en leziz yemekler gibi düşünelim. Nasıl o yemeği yemek isteyemeyecekse insan, zihnin cahili pisliklerle dolu olması sonucunda İslami bir sonuç oradan çıkmaz. Kirli ve köhne fikirlerle dolu olan beyin ve kalbi temizlemek gerekmektedir. Öncelikle la süpürgesiyle gönül sarayını temizlememiz gerekiyor ki İllallah sancağı gönül şehrine sağlamca dikilebilsin.
Müslüman kadın hayata yeni bir sayfa açmak, yaşam kitabı olan Kur'an ve sünnetin çağrısına kulak vermelidir. Kitap açmak için buna kitap ve sünnetin çağrısına kulak vermelidir. Bununla birlikte bu çağın yaşam için öngördüğü ideolojileri de bilmelidir. Burasını önemsiyorum sevgili dostlar. Düşmanı bilmeden, düşmanın yapısını, zihin yapısını, algısını bilmeden onların yanlış ve çirkinliklerinden korunabilmemiz mümkün değildir. Çünkü en kötü yalan doğruların arasına gizlenmiş yalandır bildiğiniz gibi. Onun için öyle söylemiş eskiler. Bir insanın odunların arasındaki yılanı görmemesi gibi doğruların arasına gizlenmiş yalanın görünmemesi kadar tehlikeli bir yalan yoktur. İşte Batı dünyasının bu yakıcı, yok edici, yıkıcı düşünceleri bize doğru gelebilir. Doğruların arasına bunları katmış olabilirler. Ki zaten öyle yapıyorlar. Öyle yapmak zorundalar. Başka türlü kendilerini sömürgel düşüncelerini, yok edici insanları, yok edici kendi menfaatlerine kul edici düşüncelerini başka türlü yaymaları mümkün değil. Her şeyin makineleştiği, seri üretimlerin yapıldığı, her şeyin dijitalleştiği bir dönemde hız ve haz egemenliğini ilan etmiş durumda. İnsanlara bakıyoruz, öyle hızlı yaşıyorlar, öyle hızlı yaşıyorlar ki hem yaşamları hızlı hem hız tutkuları var. Yani bunun mekanik olarak da aynı şekilde insanlar araçlarıyla hız yapmaktan zevk alıyorlar. Hızlı bir hayat yaşamaktan zevk alıyorlar. İkincisi haz. Her şeyin temelini haza indirgemişler. Teknolojik yenilikler tahtını kısa sürede bir yenisine kaptırıyor. Yani bir yenilik artık ömür boyu sürmüyor. Zaten postmodernizmin ve popülaritenin en önemli özelliklerinden birisi bu. Her şeyi eskitmek, her şeyi yok etmek, bir an önce kullanıp eskidip ortadan kaldırmak. Teknoloji çılgınlaşarak zamanın ruhunu da yutuyor. İnsanı ruhsuzlaştırıyor. Bu düzlemden Müslüman kadının bu yeni terminolojiye vakıf olarak kendisini bekleyen tehlikelere karşı uyanık olması gerekir. Müslüman erkeğin de uyanık olması gerekir. Müslüman gençliğin de uyanık olması gerekir. Yaşadığı ortamın özelliklerini bilmeyen, içinde bulunduğu çağı tanımayan, tanımlayamayan Müslüman emperyalist risklere karşı savunmasız kalır. Müslüman kadın yenilenerek hayatı kuşanmalıdır. Müslüman kadın yaşadığı toplumu iyi analiz ederek bir yaşam programı belirlemelidir. Müslüman erkek de alanını, zamanı tanımalıdır ki kendini bekleyen tehlikelerden emin olsun. Bir program dahilinde İslam ahlakını sosyal alanlarda yaşamalıdır Müslüman. Böylece Müslüman modeli, portresi, prototipi doğru bir şekilde Kur'an'ın istediği şekilde ortaya çıkabilir. Demokrasi adı altında hukuk, yalan, bürokrasi kılıfı ve realite putuyla politik gerçekler denklemi kuruluyor ve ön yargılar kesin yargılar olarak ortaya konularak Müslüman kadın tanımlanıyor. Kendimizi biz tanımlamalıyız. Kimsenin bizi tanımlamasına fırsat vermemeliyiz. Kur'an ve sünnetin öngördüğü biçimde konumlanarak kimliğimizi açıklamalıyız. Kutsalları laiklik, çağdaşlık ve hümanizma olan batılı güçlerin dillerindeki özgürlük, insan hakları ve barış gibi laflar modern emperyalistlerin kullandıkları uyuşturuculardır. Bu uyuşturuculara kanmayalım. Bu uyuşturuculardan bir kez aldık mı artık kendimizi toparlamamız mümkün değildir. Mümkün de olamaz. Salt rasyonel akılla ortaya koydukları düşüncelerle kadın amaçlarına uygun kullanmak için programlar yaparak bunu en uygun biçimde icra eder günümüz dünyası, günümüz modernitenin anlayışı. Bu projeleri kavramlar aracıyla gerçekleştirirler. Kavramlarımızı bozdular. Amaçlarına gerçekleşmeleri yakındır eğer biz kendimize dönmezsek. Bu kavramlar üzerinden bir yaşam tarzı kurulmaktadır. Farkında olmalıyız. Kavramlarla yüklü olan anlam ve amaca karşı bilinçli bir bakış açısı ortaya koymalıyız. Din ve devlet işlerinin ayrılması olarak ifade edilen laiklik, siyasal düzlemin bir yalanı olarak halkın siyasete karşı konumunu da belirliyor. Daha baştan insanın Tanrı ile ilgisini, alakasını bozuyor. Laik siyasal düzende kamusal alanda bulunma zorunluluğuna yaslanarak
Bu alanda ise kadın özgürlük ve eşitlik bağlamında değerli olur anlayışını empoze ederek kadını evden uzaklaştırmayı amaçlıyor. Kadını dinden uzak yaşam tarzına yöneltiyor laik düşünce. Bu anlamda Müslüman kadınlar olarak toplumsallaşmanın çizgilerini iyi belirlemek gerekmekte. Müslüman kadınlar bu konuda hassas olmalı. Sekülerizm, dünyevileşme, laiklik söylemiyle aynı bağlamda yer alan bir kavram. Bizzat hayatın pratiğiyle ilgili bir mesele sekülerizm. Dini hayattan çekerek çıkarmaktır amaçları. Sekülerleşme din karşıtlığı değil, bilakis dinden yoksunlaştırmadır. Yani bunu din karşıtlığı olarak uygulasalar hiç kimsenin kendi arkalarından gitmeyeceklerini bildikleri için dinden yoksunlaştırarak bu işi yapmaya çalışıyorlar. Aslında din düşmanlığı yapıyorlar. Aklı ve gönül irtibatını kopararak akleden kalbin parçalanmasını sağlıyorlar. Böylece iki dünya inancı olan Müslüman kadını sadece dünya hayatının cenderesinde sıkıştırmayı amaçlıyorlar. Ahirete imanı sarsılan kadın tüm ilkelerini sırf dünya başarısına endeksleyerek belirliyor. İnanç olarak zayıflayan bir kadın seküler kapitalist ideolojinin hizmetine artık kolaylıkla girebilir. Artık kişi globalizmin kavram kargaşası içinde yozlaşmanın içine rahatlıkla düşebilir. Din ve hayatın insicamını bozarak madde ve mana arasında çatışma ortamını körükleyen seküler hayat, dünya ve ahiret arasındaki sıkı bağı da kopararak insanın gayba iman şuurunu parçalıyor. Sadece maddeye yönelen insan dinin, ruhun ve ahlakın bağlarından kurtularak biyolojik bir yaratık, kalpsiz, duygusuz bir makine olarak algılamaya başlıyor. Böyle bir hale geliyor. Küreselleşmenin lokomotif gücü hepinizin bildiği gibi kıymetli dinleyiciler sekülerizm. Kapitalist bir yaşam oluşturmak için projeler uyguluyor. Küresel kapitalist dünyanın modernizasyon politikaları asimilasyondan başka hiçbir şey değil. İnsanımızı asimile etmeye çalışıyor. Daha doğrusu kendilerinin dışındaki her toplumu, bütün doğu toplumlarını asimile etmeye çalışıyorlar. Sekülerizmin, kapitalizmin, liberalizmin, demokrasinin ne ahlakı ne de adaleti var. Batı ideolojisinin fonksiyonel uçları olan bu izimlerin amacı Batı uygarlığının çıkarlarını korumak. Bunu bildikten sonra aslında kendimizi korumamız ve toplumumuzu korumamız ve çocuklarımızı korumamız ve geleceğimizi korumamız kolaydır. Ama bunu bilmezsek bu izimlerin cenderesinde ezilmekten, yok olmaktan başka bir çıkar, başka bir sonucumuz da yok kıymetli dinleyiciler. Küresel sekülerizmin hüküm sürdüğü günümüzde olduğu gibi kadın konusu her zaman tarihin derinliklerinden günümüze, gündelik yaşama uzanan toplumsal dönüşümün en ayrıcalıklı, en önemli konusudur. Modern ve postmodern değişim süreçlerinde kendilerini Batı yanında konumlandıranlar modern kadın simgelemek üzere kadın kimlikleri üzerine sürekli politika ve gerilim kurmuşlardır. Toplum içinde kabul görecek, desteklenecek kadın figürünün çerçevesini kendileri çizmektedir. Nasıl bir kadın olmalı topluma sunulan? Nasıl örnek bir kadın olmalı çocuklarımıza sunulan? Nasıl bir kadın olmalı ki Batı'nın çıkarına hizmet etsin gençlerimize sunulan kadın tipi? Bunu iyi fark etmemiz gerekiyor. İşte feminizm aslında budur. Feminizm erkek ve kadın cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi bir eşitsizlik ya da baskı ilişkisi olarak gören ve dolayısıyla bu baskının kaynaklarını, nedenlerini ortaya çıkarıp baskıyı ve eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlar. Feminizm kadın üzerinden toplumu şekillendirmeye dönük bütün projeleri kapsar. Batı için feminizm anlamlıdır, manalıdır, önemlidir. Niye? Batı kadına zulmetmiştir, kadını aşağılamıştır, kadını insan yerine koymamıştır. Onun için feminizm onlar için anlamlıdır. Peki bizim için? Bizim kadınımız köle değildi ki. Bizim kadınımız onların kadınları gibi olmadı ki hiçbir dönemde. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Onların son dönemde sunmaya çalıştıkları o ağdalı sözlerle, süslü kelimelerle İslam'ın kadına bakış açısı şöyle böyle demeleri ise tamamen büyük bir yanılgıdan, yanılsamadan ibaret. İslam'ı hakikatiyle Kur'an merkezinden bilmemekle alakalı, kendine nakledilen her bilginin doğru zannedilmesiyle alakalı. Bunu bildikten sonra
İslam'ı dört başı mamur bir şekilde anladıktan sonra insanların başka bakış açılarına sahip olması da mümkün değil aslında. Ama maalesef böyle bir bilgiye, böyle bir inanca, böyle bir Kur'an bilgisine sahip değil toplumumuz, sahip değiliz. Öncelikle yapmamız gereken aslında buna sahip olmak. Kendimizi güzel konumlandırırsak, kendimizi güzel yetiştirirsek, kendimizi toplumun yok edici bu etkilerinden koruyabilirsek, o zaman hiçbir gücün bize zarar vermesi mümkün değildir. Feminizmde modernizmin ve küreselleşmenin paravan kavramlarından birisidir kıymetli dinleyiciler. Ortak bir amaç için çalışırlar. Feminizm kadim medeniyet geleneklerine zıt görüşlerle kendisini ifade eder. Feminist ideolojide beden algısı Tanrı'dan bağımsızlaştırılarak tarif edilir. Bugün Allah'tan bağımsızlaştırarak diyebiliriz. Allah'tan bağımsız bir beden. Beden üzerinde ancak sahibinin söz hakkı vardır der feminizm. Dini literatürde emanet olan beden feminist ideolojide mülk olmuştur. Benim bedenim gibi sloganlarla her türlü ahlaksızlığın perdeleri aralanır. Bu düşünceler etkileşim içinde olduğu tüm toplumlara vuruyor. Toplumsal genlerinde İslam tohumları var olan bu toplumu da etkilemiştir. Mülkün sahibi Allah'tır inancıyla nefis muhasebesi yapan insandan bedenin sahip olunan nesne meta olduğunu iddia eden bir anlayışa gelinmiştir maalesef. Yani bunu düşünen ve kendini Müslüman feminist olarak ifade eden insanlara bunu sormak lazım. Bedenin senin mi ki? Allah'ın emaneti olan bir şeyin üzerinde senin tasarruf hakkın var mı ki? Modern feministlerin iddia ettiğinin aksine insan beden üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunamaz. Vücudu emanet Allah'ın emanetine ihanettir. Daha doğrusu vücuda ihanet Allah'ın vermiş olduğu bu emanete ihanettir. Bundan dolayı zina haramdır. Zinanın haram olmasının arkasında yatan tek neden budur. Bize ait olmayan bir şeyi nasıl meşru olmayan bir şekilde kullanabiliriz? Küresel modernizmin meşru saydığı cinsel serbesti, porno, erotizm, cinsel sapmalarla bir meta gibi bedeni tüketime sunulmasının modern dünyayı hangi trajedilere sürüklediği gözler önündedir. Hepimiz bunu görüyoruz. Bugün modern dünyanın içine saplanmış olduğu bataklık aslında bedeninin kendine ait olduğu yanılsamasından başka bir şey değil. Böyle düşünen toplum, böyle düşünen toplumlar batmaya, yok olmaya, helak olmaya ve hadi helak olmasa bile anlamsız yaşamaya, manasız yaşamaya, trajediler içinde, duygusal boşluklar içinde, kaos içinde yaşamaya mahkumdur. Başka bir şekilde düşünmek de mümkün değildir. Çünkü mutsuz, duygusuz, ruhsuz bir insanın yaşaması mümkün değildir. İnsanı insan yapan ruhtur, manadır, düşüncedir, maneviyattır. Biz bunlardan uzaklaşırsak, bunları bir kenara atarsak insan olmaktan çıkarız. İnsan olmaktan çıkan kişi de zaten yaşamasın. Onun için Rabbimiz öyle insanlara ne diyor? Belhum adal diyor. Hayvandan da aşağı pozisyona gelebiliyor insan. Onun için Müslümanlar dikkatli olmalı. Kendinin, zamanın, anın bozucu etkilerini bilmeli ve ona göre kendini savunmaya almalıdır. Küresel emperyalizmin yaşadığı organize eden en önemli ideolojilerden olan feminizm, kadının kurtarılması, kadının güçlendirilmesi gibi cazip söylemlerle kadını dönüştürücü ciddi projelerin peşindedir aslında. Amaçları adamların ilerlemek falan değil, kendi menfaatleri için kadını kullanmak aslında. Modernizmin özgür kadın söylemi de mahremiyetini kaybetmiş yaşam tarzıyla, işgal edilmiş ev modeliyle, kadın erkek rollerini karıştırarak fıtrata savaş açar feminizm. Kavramların işi boşaltılarak oluşturulan çözülme, toplumsal yapıdaki yozlaşmayı tetikler. Evliliği eziyet formülü, anneliği içgüdüsel mit, çocuğu kariyere karşı yük olarak kabul eden bir anlayış feminizmin temel felsefesini oluşturur. Bunun toplumsal alandaki yansımaları ahlaki çözülme olarak görülür. Beden benimdir, İstediğim gibi tasarrufta bulunurum hezeyanları içinde zina çirkin sayılmaz, suç olmaz, ceza verilmeye bile gerek duyulmaz. Bilakis daha çok teşvik edilir. Evlilik dışı beraberlikler hoş gösterilir ki bu da
nesil emniyetinin yok edilmesi, yok olması anlamındadır. Aslında bakış açılarını şöyle kontrol ettiğimizde görüyoruz ki İslam'ın önem verdiği akıl emniyetine savaş açmış Batı medeniyeti. Nesil emniyetine savaş açmış Batı medeniyeti zina ile. Mal emniyetine savaş açmış Batı medeniyeti faiz ile. Yani ne kadar İslam'ın önem verdiği şey varsa hepsine savaş açmış. Çünkü bakış açıları farklı. Dünyadan bakıyorlar. Başka bir yerden baksalar belki farklı bir şey görürler ama herkes baktığı yerden görüyor. Feminizm kötü dışarıda, Batı kaynaklı bir harekettir. Bunu artık anlamak gerekiyor. Bununla ilgili Hindistanlı Spivak'ın sorduğu şu soru, Batı dışı toplumlarda Batılılar tarafından teşvik edilen kadın hakları ve özgürlükleri hareketlerinin sömürgecilikle bağlantısını çarpıcı bir biçimde ortaya koymakta. Ne diyor Spivak? Şöyle söylüyor, beyaz adamın kahverengi kadını, kahverengi erkekten kurtarması hakkında ne düşünüyorsunuz? İlginç bir şey, kedilerin köpekleri kurtarması hakkında ne düşünüyorsunuz gibi bir şey. Yani beyaz adamın kahverengi kadını, kahverengi erkekten kurtarması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna bir örnek de Lord Cranmer'in Mısır'daki kadınların özgürlüğünü desteklerken kendi ülkesindeki kadınların oy hakkına karşı çıkmasıdır. Leyla Ahmet, Lord Cranmer'in kendi ülkesindeki kadınların oy hakkı mücadelesine karşı çıkarken Mısırlı kadınların özgürleştirilmesi konusunda, özgürleştirmeden kastettiği de peçeden kurtarılma, aşırı gayretli tavrını atıfta bulunarak tavırları açıklamak için kolonyal feminizm tabirini kullanıyor ki gerçekten o olayı açıklayan bir tabir. Feminizmin, modernizmin hizmetinde bir akım olarak kadını erkeğe karşı kışkırtarak ayaklandırır. Amacı da budur aslında. Kadın erkek ilişkilerini zedeler ve erkek düşmanlığını körükler. Bu bağlamda İslamcı feministler ataerkil baskının sadece batılı kapitalist topluma özgü olmayıp Müslüman toplumlarda da geçerli olduğunu söyleyerek İslamcı kadınlar, İslamcı erkekleri karşılarına almak pahasına ortak bir kadınlık bilincinden hareket ettiklerini ifade ederler ve adeta kendi ayaklarına kurşun sıkarlar. Tarih boyunca kadınlar ezilmiştir iddiasından yola çıkarak erkek egemen bakış, erkek yorumu, ataerkil anlayış gibi feminist bakış açısının ortaya attığı söylemler Müslüman kadının söylemini de etkilemiş durumda. İslam ataerkildir ya da hep ataerkil bir şekilde yorumlanmıştır zannından hareketle İslam'ın kadını ne kadar ezdiği ya da İslam'ın kadınları ezmediği ama dini yorumlayan erkekler olduğu için dinin kadınlar tarafından yorumlanması gerektiğini savunuyorlar. Her şeyi kadın bakış açısı içine hapsederek feminizmin düşünce mirasını takip ediyorlar. Kadınların yararına olacak yeni içtihatlar yapılması gerektiğini savunmak İslamcı feministlerin en belirleyici özellikleridir. Müslüman kadının özgürleşmesi için kadın bakış açısından bir İslam yorumuna ihtiyaç var mı? İslami ilimler açısından bakıldığında metodolojik olarak İslami kaynakların Kur'an ve sünnet, sünnetin daha doğrusu feminist bir okuması yapılabilir mi? Bu yaklaşımı değerlendirmek için İslam ilim geleneğinin temel ilkelerini gözden geçirmek gerekiyor kıymetli dostlar. Bir kere İslam'da içtihat, yani kaynaklardan yeni yorumlar yaparak hüküm çıkarma süreci zaten devam ede gelen bir gelenektir. Kadınlar da bu içtihat geleneği içinde yer almışlardır. Hazreti Ayşe'nin durumunu hepimiz gözler önüne sermemiz gerekiyor. Hazreti Ayşe bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük fakihlerden değil mi? Diğer taraftan metnin yeniden okunması meselesi gündeme getirilirken Hristiyanlığın metin anlayışı ile İslam'ın metin anlayışı karşılaştırılıyor. Tıpkı bütün kavramların batılı kavramların hepsinin İslami kavramlarla karşılaştırılması gibi. Hristiyanlıkta İncil değil, Hazreti İsa Hristiyan inancının logosudur. Söz, düşünce odur. Halbuki İslam da Hazreti Muhammed değil, kitap yani Kur'an logosudur. Yani asıl düşünce Kur'an'dır. Bu da metne aynı zamanda onun pratiğine aktarılmasını mümkün kılan sünnete hüküm çıkarma sürecinde merkezi ve eşsiz bir hüküm yer kazandırır. Metin insan kaynaklı değil, ilahi kaynaklıdır İslam'da. Bu durumda şöyle bir sorunu da dile getirmek yanlış olmaz sanırım. Tamam, metni kadın bakış açısından yorumlayalım. Fakat
uluslararası, kültürler arası, dinler arası tek ve ortak bir kadın gündemi var mı ki? Metin kadın bakış açısından bir yoruma tabi tutulsun. Böyle bir anlayış yoksa kadın açısından da bu metne bakılmasının mümkünatı yok. Böyle bir okumanın yapılamayışının nedeni sadece ortak bir kadın bakış açısının söz konusu olamayışı mıdır peki? Elbette bu da değil. İslami muhitte tefsir ya da içtihat için kullanılan sıfatlar adil, sahih, usul açısından doğru, İslam'ın genel amaçlarına uygun gibi sıfatlardır. Bir içtihadın adil ve sahih olması, maslahata uygun olması esastır. Fakat onun kadın bakışı açısından yapılmış olması gibi bir kıstasın klasik ilim geleneğinde de yeri yoktur. Feminizmi bağlamsal olarak Avrupalı aklın ve bütün bilimlerin sekülerleşmesi tarihi içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Baştan itibaren söylediğimiz gibi bu kavram Batı'nın köklerinden çıkmıştır. Batı'nın kültürel kodlarında yer almıştır. Oradan beslenmiştir. O merkezden değerlendirilmelidir ki anlaşılabilsin. Kadınların özgürlüğü için faaliyet gösteren ve kuramlar geliştiren jenerasyonların mentalitesi Marksizmin ataerkil düşüncesi ve aileye bakışı tarafından belirlenmiştir. Marksizmin aile anlayışını bildikten sonra feminizmin neden çıktığını bilmemek mümkün değil aslında. Bu fikirler dini özellikle kadınlarla ilgili konularda erkekler tarafından inşa edilmiş bir dizi insan yapısı baskıcı fikir olarak kabul eden Marksist anlayışla da bağlantılıdır. Bu fikirler yaygınlaşmış ve feminist yazın ve söylemin çoğuna hakim olmuştur. Erkek egemen bakış denildiğinde nedense karşılaştırmalar hep İslam'ın cinsler arası ilişkiler düzenleyen prensipleri üzerinden yapılarak İslami anlayışa karşı bir karalama politikası sürdürülür. Ama güzellik yarışmaları, defineler ve moda anlayışları erkek gözüyle kadının tanımladığı da unutulur. İş dünyasında kapitalist sermayenin erkek egemen bakışıyla sürdürüldüğünü, reklam sektörünün de bu egemen bakışla organize edildiği çok da görülmez, görülmek de istenmez. Bu da bir çifte standarttır aslında. İslami kavram ve prensipleri zayıflatıp değersizleştirmeyi amaçlar. Bu yanlış algının gerisindeki gerçeği gözden kaçırmamalıyız. Yani kısaca hepimizin bilmesi gereken şey, bütün kavramlarda olduğu gibi çıktığı toplumsal altyapıyı, çıktığı medeniyetin bağlantılarını kaçırdığımızda o kavramı da anlayamayız, o kavramın sonuçlarını da anlayamayız, o kavramın nedenlerini de anlayamayız. O zaman bu kavramı da Batı'nın değerlerinden çıktığını kabul ederek o şekilde anlamaya çalışmalıyız ki gerçeğe ulaşmış olalım. Şimdi kısa bir ara vererek daha sonra programımıza devam edelim. Evet kıymetli dostlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde dünyadaki kadın algısı, Müslümanların ve İslam'ın kadına bakış açısı, kadınların dünyadaki görünüş şekillerinin neler olduğuyla ilgili biraz sohbet havasında, biraz da seri bir şekilde devam ettiğimiz sohbetimiz inşallah devam ediyor. Batı kültüründen bağımsız bir feminizm algısının olmayacağından bahsettik. Yine aynı şekilde Batı'nın bütün değerleri ve normlarıyla sistemleri oluşturduğundan bahsederek bunları hesaba katmadan feminizmi de, kapitalizmi de, modernizmi de anlayamayacağımızı söylemiştik. Gerçekten de Batı kadını hem reklam figürü olarak, hem sosyal bir proje olarak, hem bütün projelerinin ve bütün bakış açılarının merkezine oturttuğu bir algı olarak kullanmıştır ve kullanmaya devam edecektir. Çünkü onlar kadını bir meta olarak görmekte, o şekilde değerlendirmektedir. Eşit haklar, özgürlük söylemleri kadının sorumluluklarının daha da artmasına, hatta iki kat artmasına sebep oluyor. Bu Batı'nın bakış açısında böyle bir algı var. Ev işleri, sosyal sorumluluklar, annelik, iş yaşamı hep bir arada yürütülmeli. Organize edilmesi gereken sorumluluklar sadece kadının üzerinde. Çalışan anneler, yatan anneler de var sanki, çocuklarını çok erken yaşlarda bir bakıcı veya anaokulu eğitimcisiyle baş başa bırakmak zorundadırlar. Üstelik bu bölünme kadının anne olarak kendini suçlu ve yetersiz hissetmesine neden olmakta. Bu hisler ise çocuk yetiştirme hususunda anneleri daha az sınır koyan ebeveynler haline getirmekte. Çünkü çok az vakit geçirdiğin evlatlarınla
Bu sefer çocuğuna ne diyorsun? Sınırsız bir özgürlük alanı tanıyorsun. Tamam, her istediğin yerine gelsin, her söylediğini yapacağım gibi bir pozisyona giriyorsun. Çünkü paylaşımın yok. Çünkü onunla vakit geçirmemişsin. Ona eğitim vermemişsin. Onu yetiştirmemişsin. Ona zihniyetini, bakış açısını yaşantınla örnek olarak sunamamışsın. Sabah gitmişsin, çocuk uyuyor. Akşam gelmişsin, çocuk bakıcıdan alınmış. Yarım saat bir süre geçiriyorsun. Onun dışında da ben anneyim diyorsun. Gerçekten de batının kadını çalışan kadın şeklinde ayırması ve kadını bu şekilde düşünmesi, bu şekilde dönüştürmesi aslında sorunların nedenlerinin en başında gelenlerinden birisi. Bu durum bu şekilde yetişen çocukların kişilik oluşumlarında da ciddi problemlere neden oluyor. Yani bugün toplumsal sıkıntılar varsa, toplumda problemler varsa bunların en önemli nedenlerinden birisi annesiz yetişen, anne merhameti, anne sevgisi, anne şefkati görmeyen çocuklardan kaynaklanan sorunlardır diye düşünüyorum. Kadının sosyal konumdaki dönüşüm aile yapılarında ve çocuklarda ciddi değişimlere neden oluyor. Bunu pedagogların hepsi, akıllı, uslu çalışmalar ortaya koyan bütün pedagoglar bunu ortaya koyuyor. Bütün bu süper güçlü ve çok yönlü kadın portrelerine rağmen kadınlar kıyasıya rekabetin ve haksızlığın yaşandığı iş dünyasında ne denli yetenekli ve çabalı olsalar da erkeklerle aynı haklara sahip olamamaktadır, olamazlar. Kapitalist iş dünyasında örtük ve incelmiş formlardaki erkek egemenliği kadının eşit olmak konusundaki rüyasını sömürmekte. Yani olamayacağı bir konuda kadın hülyalara daldırılmakta ve onunla eşitsin naralar atılmakta ki bunun bu şekilde olmadığını herkes bilmekte. Eşit olmak konusunda uzun vadeli vaatler kadının öz değer problemleri üzerine bina edilen takdir ödülleri sayesinde kadınlar kapitalist iş dünyasındaki kısır döngü halindeki kıyıcı çarkın en önemli malzemesi haline geliyor. Eğitimli, bakımlı, başarılı ve hırslı fakat mutsuz, depresif ve yalnız kadınların sayısı günümüzde sürekli ama sürekli artıyor. Yalnız ve de özgür. Yani orası çok önemli. Çünkü özgürlük Tanzimat sonrası kullanılmaya başlayan hürriyet kelimesi Fransız ihtilalinin öne çıkardığı bir kavramdı. Serbesti, özgürlük anlamına gelen bu kelime liberty. Bugünkü liberal felsefenin özündeki kavram aslında bu. Liberal felsefe özgürlüğü bir ideal olarak gündemine almış. Bu anlayışa göre özgürlük kişisel tercihler olarak anlaşılır. Bu durumda her şey mübahtır. Hiçbir sınırlama getirilemez. Hümanist bakış açısının hakim olduğu bu ideoloji insanı evrenin hakimi yaparak hayatın merkezine insanı koyar. İnsan davranışlarında sınırsız bir serbest öngörür. Hiçbir ahlaki ya da dini prensibi kabul etmez. Sanayi toplumun ortaya koyduğu modern insan tipi özgür olduğunu sanıyor ama yanılıyor. Tutkularının esiri olmuş. Çünkü seküler hayat anlayışının özgürleştirme planının özünde kulu köle yapmak vardır. Nefse kulluk vardır. İnsan hazzın ve hızın esiri olmuştur. Sanayileşme ile başlayan dönemde insan ürettiklerinin de cazibesine kapılarak fıtrat fidanını baltalamayı özgürlük olarak saydı. Ne buyuruyordu Rabbimiz? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَا اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Hevasını, istek ve arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Yoksa onu kollayıp koruyan sen mi olacaksın? Furkan suresi 43 olayı aslında özetliyor. Rabbimiz insanın yaratılıştan gelen onurunu korumak için hayat ilkeleri koymuştur. İslam'a göre her insanın din, akıl, nesil, can ve mal emniyeti korunması gereken temel değerlerdir. Batılılar ise bunların hepsini yok etmek üzere felsefeler ortaya koymuşlardır, sistemler ortaya koymuşlardır. İnsanlığın bu özellikleri her şartta koruma altındadır. Bu temel özgürlüklerden hiçbir insan asla taviz veremez. Özgürlük fikrini yitirmek, onurunu kaybetmektir. Onurunu yitirenler özgüvenlerini kaybederek medeniyet kurma iddiasını da yitirirler. Medeniyet olmayınca onur da özgürlük de yok olur. Özgürlük dediğimiz şey aslında Allah'a kul olmaktır. Hevanın, nefsin isteklerine karşı durabilmektir. Batının kültürel hakimiyeti başka medeniyetlere yaşam hakkı tanımaz.
Bu bir çeşit kültürel köleliği de ortaya çıkarır. Batının ürettiği insan, eşya ve hayat hakkındaki tasavvur, dünya haklarına evrensel, çağdaş değerler olarak servis edilerek zorlaması, mazlum halklarda büyük bir özgüven kaybına sebep olmuştur. Şu an içinde yaşadığımız zaman diliminde açık sömürgecilik dönemi artık bitmiş. Kimse ben sömürgeciyim de demiyor. Fakat kolonileştirme, sömürgeleştirme ve kontrol etme biçimleri yeni ve modern bir hal almıştır. Sözüm ona özgürlük söylemlerini en yüksek perdeden dile getiren global emperyalizm, çıkarları söz konusuysa en çirkin işkencelerle insan onurunu rahatlıkla ayaklar altına alıp çiğneyebilmektedir. Bunun örneklerini Guantanamo'da, Ebu Gureyp'te çok net bir şekilde görebiliriz. Küresel kalkınma projelerinin odağında yine temel kadındır. Bu projeler kadın unsurunu emperyal egemen ideolojilere göre tanımlayarak batılı kadın modeline uygun çağdaş modern kadın tipini model olarak sunarlar. Kadın üzerinden geliştirilen projelerde Müslüman kadın kimliğinin batının kadın tasavvurundan farklı oluşu sebebiyle doğal olarak bir çatışma ortamı çıkar. Çatışma ortamı ortaya çıkar. İslam'ın değerleriyle şahsiyetini oluşturan kadın batının ulaşmak istediği amacın gerçekleşmesi açısından engeldir. Onlar bu düşünceyi gerçekleştiremezler böyle bir bakış açısına sahip insanda. Hem anayasa değişikliğindeki kadınla ilgili maddelerde hem de Birleşmiş Milletler'in yeni hedeflerini belirlediği ve gözden geçirdiği son toplantılarda kadının konumunun güçlendirilmesi gibi başlıklar gelecek yüzyılda dünyanın yeniden düzenlenmesi için ciddi bir projedir. Bunun üzerine çalışıyorlar. Bizim küreselleşmenin, globalizmin gelecek yüzyılı dönüştürme projelerinde Türkiye'ye de önemli rol biçiliyor. Hatırlanacağı üzere bu toplantılarda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılmış, Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmış ve şunlara dikkat çekmişti. Kadının güçlendirilmesi kendi başına bir hedef değildir. Aksine bütün kalkınma hedeflerinin de merkezinde olan bir hedeftir. Kadının hak ettiği yeri almasına izin verilmeyen bir toplumda ekonomik ve kalkınma sürdürülebilir kılınamaz. Küresel hegemonyanın yapmak istediği basitçe bir kadını korumak falan değildir aslında. Bu hassas noktadan yola çıkarak toplum bazında emperyalist emellerini gerçekleştirerek halklar üzerinde egemenlik baskısı kurmaktadır. Son 10 yılda iktidarın özellikle de Fatma Şahin döneminde kadınlara ve kadın haklarına katkı sağlamak amacıyla yaptığı hamleler Türkiye'de trajediye doğru gitmekte. Kadınların evlilikte her durumda haklı ve şiddete maruz kaldıkları ön kabulünden hareketle yapılan yenilikler aileyi çatırdatmakta ve batıya öykünmenin sonucu tıpkı onlar gibi özgür bedenlere sahip, fıtri olarak cinsellik ihtiyacına sahip özgür kadınlar kitlesi oluşturmaktadır. Sorunun bir dağ haline geldiğini görmek için TÜİK'in istatistiklerine bakmak yeterlidir kıymetli dostlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2004'te 91 bin olan boşanan çift sayısı 10 yılda yaklaşık %38 artmış, 2013'te 125 bin kişiye çıkmıştır. Evlilikler ise söz konusu dönemde azalan bir seyir izlemiştir. 2004'te 615 kişi evlenirken 2013'te 600 bin kişi evlenmiştir. 2004'ten bu yana 2013 yıl sonu itibariyle 1 milyon 75 bin kişi boşanmıştır. Aynı dönemde evlenen çiftlerin sayısı toplamda 6 milyon, 2013 yıl sonlarında ise evlenme oranı %2,5 azalmıştır. TÜİK verilerine göre 2006'da 636 bin, 2008'de 641 bin olan 2010'da 582 bin, 2012'de 603 bin çift evlendi. Boşanan çiftler ise katlanarak arttı. Bu istatistikler bize şunu gösteriyor ki yapılan reform diye nitelenen çalışmalar bizi toplum olarak değerlerimizden uzaklaştırmakta, bize daha büyük ve daha içinden çıkılması büyük sosyal sorunlar olarak geri dönmektedir. Bunun en açıklayıcı örneklerinden birisi de Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu arasındaki bu evlenme ve boşanma farklarıdır. Doğu Anadolu bölgesindeki boşanma oranları Güneydoğu Anadolu bölgesinin yaklaşık yarısı kadar gerçekleşmiştir bu son 15 yıldaki durum. Güneydoğu Anadolu'daki artışın sebebi ise son 15 yılda Avrupa hibeleri, şartlı nakil transferleri, sosyal yardımlaşma vakfı harcamaları, aynı nakdi yardımlardaki orantısız artışlar gibi çok ciddi bir fon girişi ve dağıtımın gerçekleştiği
Bunun da o bölgedeki kadınlara yansımasının toplumsal yaşamın baskılamasını aşacak hale getirdiği ve boşanma oranının aynı sosyokültürel tabana sahip olan Doğu Anadolu bölgesindeki boşanma oranının iki katına çıkmasına yol açmıştır. Müslümanlar olarak gözümüzün önünde olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız. Küresel bir projenin yapmak istediği dönüşüm karşısında direnç noktası oluşturarak zararlardan korunmak için bilinçli bir bakış açısı oluşturmalıyız. Küresel kapitalizmin öngördüğü liberal ahlakın zararları karşısında savrulmamak için, insanlığın geleceğini ipotek altına almayı planlayan projelere karşı mutlaka yapılacak bir şeyler vardır. Malum olduğu üzere küresel emperyalizmin her fırsatta işaret ettiği insan hakları, eşitlik, demokrasi, hukukun üstünlüğü, çok kültürlülük ve sivil toplum gibi söylemler aldatmaca ve kandırmacadan başka bir şey değildir. Moda ise Latince oluşmayan sınır anlamında modus'tan gelir. İngilizce karşılığı fashion'dır. Adet, usul, biçim anlamındadır. Yaygın olarak kıyafet anlamında kullanılmakla birlikte moda çok çeşitli sahalarda ortaya çıkmaktadır. Resimde, müzikte, ev dekorasyonunda. Moda kitleselleştirilebilir, popülerleştirilir. Moda kapitalist, ideolojik, profan yani din dışı bir kavramdır. Tüm insanları aynı tarz ve biçim içinde etkisi altına alır. Modernleşme süreci içerisinde moda, zihniyet ilişkisi, toplumsal anlayışı etkisi altına alır. Her toplumun kendine özgü kıyafet tercihi vardır. Modanın etkisiyle bu farklılık da artık gittikçe ortadan kalkmaktadır. Dünyanın her tarafında insanlar artık modanın etkisiyle batının değer yargılarını, anlayışını, giyimini, kuşamını artık kendi giyimi kuşamı haline getirmiştir maalesef. Modacılar insanları modaya uyanlar ve uymayanlar olarak kategorize ederler. Kitle iletişim vasıtasıyla modaya uyan kadının çekici olduğu empoze edilir. Ve bu yalana herkes inandırılır. Modaya uyan insanlar ilerici, özgür, çağdaştır. Moda bir gözlük, entelektüelliğin simgesi olarak tarif edilir. Moda ve kapitalizm sıkı ilişkilerle bağlılık içindedir. Gerçekten de buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Kentli, kadın ve moda son dönemde özellikle üzerinde durulan, istismar edilen ve insanlarımızın yok edildiği alanlardan birisi haline gelmektedir. Moda nasıl bir portre ortaya koyuyor? Modaya göre postmodern çağda her bireyin bir iki imgesi vardır. Bu imge sürekli suret, kopya, zihinsel nesne, sürekli peşinde koşulan ama yakalanamayan, asla da yakalanamayacak olan ideal bir yapıdır. Postmodern çağın kadın kimliği de sürekli olarak bir türlü yakalayamadığı daha güzel, daha şık, daha başarılı, daha becerikli, daha beğenilen ve daha çok onaylanan bu imajın peşinden gitmektedir. Bütün neslimize de bu empoze edilmektedir. Bu durum tüketim kültürünün her seferinde daha ağır dozlarda pompaladığı genç kalmak, sağlıklı olmak, iyi görünmek temalarının sosyal yaşam alanlarını daha da genişletmektedir. Anti-aging ürünler, kozmetikler ve cerrahi operasyonlar, özellikle estetik operasyonlar, diyet kürleri hep kadının beğeniliyorsan değerlisin yanılsaması üzerinden beslenmektedir. Özellikle 18 yaş imajı, fit ve karizma olma gibi empozelerle güzellik algısı ve ölçüleri değişiyor. Kız ya da erkek gençler için donanımlı, bilgili, kültürlü, nazik bir aday film artistine benzemiyorsa hiçbir kıymeti yoktur. Artık modernlik adına mahrem zedelenerek her şey bir anda şova dönüşmektedir. Yakın zamana kadar böyle uygulamalar yapıla yapıla Müslüman kadının da algısı değişmeye başlıyor. Hak verilmez alınır iddiasıyla yasak alana girmek için direnen kadın ilkelerinden ödün vermeye başladı. Özellikle son dönemde başörtüsü için yapılan, daha son dönem demeyelim de bundan bir 15 yıl öncesini dikkate alarak, tesettür emrinin kapsamı daraltılarak biçim ve öz olarak deformasyona uğradı. Başörtüsü şekil olarak saçı örten fakat vücut dili olarak tesettür, hicap fikriyle zıtlık arz eden bir yapıya büründü maalesef. Başörtüsü popülerleşti. Yani tam istedikleri gibi tüketilip yok edilmesi gereken bir nesne haline getirildi. Ama muhteva olarak anlam kaybına uğradı. Tesettür insan için ortak bir emirdi. Sadece kadın için de değil,
kadın ve erkekte farklı tarzlardadır. Çıplaklığı reddederek edep ve haya merkezli bir yaşam kurmayı öngörmektedir. Hicap yalnız vücudu örtmek değildir. Kadın ve erkek arasındaki ar haya duygusunu korur. Tesettürde şekil, biçimse haya özdür. Bu emir ne şekilsiz ne de özsüz tamam olamaz. Tesettür, kemalist seküler sistem için tehdit değil artık. İlkeden uzak uygulamalar zamanla o yanlışı standartlaştırıyor. Sonra da meşru olanmış gibi kabul ediliyor. Başörtüsü de böyle bir mecradan geçti. Niteliksel olarak hala bu devam etmekte. Başörtülerde büyük bir kesim ilkesel olarak ölçüm ve muhtevayı uygulamanın dışına bırakıyor. Başörtüsü yükselen bir değer olarak popülerleşti. Başörtülü kadınlar kamusal alanda görünür oldular. Başörtüsü okullarda serbest oldu ama tesettürün ubudiyet şuuruyla ilgisi kopartıldı. Tesettürlü kadınlar tesettürün toplumsal mesafe, muhafaza ve koruma boyutunu içselleştirmediklerinden yaşadıkları kıyafetin ifade ettiği anlama yabancı oldular. Argo kelimelerle ve davranış tarzlarıyla tesettürün sembolize ettiği kimliğe aykırı davrandılar. Müslüman kadının toplumsallaşması İslam'ın genel şemsiyesi altında olmalıdır. Maalesef bu böyle gerçekleşmediği için sorunun kaynağı sorunlu hale geldi. Çağın insanının yani toplumun modernizm ve postmodernizmin kıskacından kurtarılabilmesinin yolu kadın kimliğinin en doğru biçimde yeniden kurulmasından geçmektedir. Bu kimliğin doğru biçimde yeniden inşası konusunda öyle bir zemine ihtiyaç vardır ki sadece o kimliğin yeniden doğru biçimde inşasıyla kalmayıp kimliğin içinde şekillendiği sosyal yapıyı tüm kavramları da aynı doğrultuda yeniden inşa edebilsin. Böyle bir zemin ancak İslam'ın hayat için öngördüğü değerlerle kurulur. Kadın ve erkek ilişkilerinde hiyerarşik yapıyı kavram sıfatı bağlamında görev paylaşımı ilkesini benimseyerek karşılıklı muhabbet, meveddet, saygı kapsamında değerlendirmeliyiz. Böyle olmadığı müddetçe gerçek bir Müslümanın bakış açısına da sahip olamayız. Kur'an ve İslam'ın amacı insanı özgür yapmak değildir. İslam insanı sadece Allah'a kul olmaya çağırmaktadır. Özgür olmak iddiası ya başkalarına ya da nefsine kullukla sonuçlanacak bir süreçtir. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Özgürlük diye bir şey yok. En büyük özgürlük nefsine karşı zafer kazanmaktır, Allah'a kul olmaktır. Muhasebe edemiyorsak, olması gerekenle olduğumuz durum içinde gerilimi hissetmiyorsak, yanlışımızın hatamızın farkında olamıyoruz demektir. Hakikate ulaşmak istiyorsak, var olan durumun zihinlerimizi neden bulanıklaştırdığını bilmeliyiz. Bunu bilmezsek asla doğruya ulaşamayız. Bencilleşen insan yalnızca kendi çıkarını düşünen bireysel bir yapıda hareket ederek hedeflerini ve önceliklerini yitiriyor. Yalnızlaşırken hedeflerinden sapıyor. Değer yargısını bozuyor. Mitleştirilen başarı ve güzellik, putlaştırılan beden algısıyla kadın, moda ve güzellik endüstrisine hizmet eder hale getiriliyor. Lüks ve konforlu konformist bir hayat tercihiyle tüketim objesine dönüşen kadın, hem beden hem de ruh olarak sömürülmektedir. Moda ve kapitalizm sıkı ilişkilerle bağlılık içindedir. Kapitalist temele dayanarak kurgulanan sosyal, kültürel, ekonomik yaşam modelleri çıkarı önceleyip adaleti göz ardı ederler. Bencilleşen, tahammülsüz ve kanaatsiz insan tipi de küresel emperyalizmin destekçisidir. Küresel kapitalizmin dini yoktur. Tüketim aracı olarak kutsal olan paradır. Küresel kapitalizmin mabetleri olan AVM'leri dolduran başörtülü kadınların durumu gerçekten de durumu özetlemektedir. Kadını anlamak, modern dünyayı anlamak, kadın haklarını anlamak için gerçekten de çok üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Dünyayı tanımamız gerekiyor. Küresel sekülerizmin din ve hayat arasında bir çatışma oluşturarak insanın dünya ve ahiret arasındaki bilincini parçaladığını biliyoruz. Müslüman kadın bu tuzağa düşmeden, hayatı parçalayıp bölmeden, tevhid kavramı kapsamında bir yaşam perspektifi geliştirerek İslami bir kimlikle çağa şekil vermelidir. Eğer bunu yapmıyorsa gerçekten de kaybetmiş demektir, yok olmuş demektir, kendini ifade edememiş demektir. Allah kadını ve erkeği tek bir nefisten, tek bir nefisten yaratmış, ondan da eşini yaratmıştır, var etmiştir. Allah Kur'an
ve Peygamberimiz de kadınla erkek arasında hiçbir ayrım yapmamıştır. Müslüman erkek, Müslüman kadın, mümin erkek, mümin kadın, taate devam eden erkek, taate devam eden kadın, doğru erkek, doğru kadın, sabreden erkek, sabreden kadın, mütevazi erkek, mütevazi kadın, sadaka veren erkek, sadaka veren kadın, oruç tutan erkek, oruç tutan kadın diyerek Ahzab suresi 35'te olaya noktayı koymaktadır. Müslümanlık ve İslam asla kadın ve erkek arasında ayrılmaz bir duvar örmemiştir. İkisi bir bütündür. İkisi hayatı, yaşamı şekillendirdiklerinde anlamlıdır. Bize düşen de bu şekilde hareket etmektir. Kıymetli dinleyiciler, bugünkü programımız da burada sona erdi. İnşallah anı, günü ve dünü anlatacak yeni bir programda haftaya birlikte olmak umudu ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz.